أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli Esenlik Köyü'nün mensupları, kardeşlerim, bizleri burada takip eden kardeşlerim, hepinizi Yüce Allah'ın en güzel selamiyle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar dileyerek bu akşam sizlerle beraber olmaya gayret edeceğiz. İnşallah Rabbim hepimizden kabul eder. Değerli kardeşlerim, bu imkan ve fırsatı bizlere lütfeden, bahşeden Cenab-ı Allah'a hamd etmek istiyorum. Yine bu güzel çalışmayı organize eden ve bu akşam bu organizasyonda katkı sunma imkanını bize sunan değerli kardeşim Bayram Karayaca'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu akşamki Kur'an tilaveti programımıza önce bir tövbe istiğfar yaparak hep beraber başlayacağız. Arkasından bugünlerin biraz mana ve önemini anlatan kısa bir sohbet yaparız. Arkasından Kur'an tilaveti ve duamızı yapmak suretiyle programı tamamlamış oluruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah diyorum. Değerli kardeşlerim, hepinizin malum olduğu üzere zor günlerden geçiyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Uzaklardayız. Rabbimden duam odur ki inşallah en kısa zamanda bir sonraki bayramda bir araya geliriz. Beraberce Kur'an tilavetlerinde bulunur. Beraberce sohbet ederiz inşallah. Rabbim bizleri bu imtihan dünyasında imtihanı kaybedenlerden etmesin. Bu mücadeleyi kazananlardan eylesin Rabbim inşallah. Milletimize, İslam ümmetine ve tüm insanlığa bu virüsle mücadelede yardım etsin. Dualarımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbim kabul eylesin. Aziz kardeşlerim, sohbete başlamadan önce şimdi beraberce bir tövbe istiğfar edelim, ondan sonra devam edelim. Şu anda izleyen kardeşlerimin de benimle beraber bu istiğfara iştirak etmeye çalışmalarını kendilerinden istirham ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah el-azim. El-Kerim, el-Ledî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûm ve etûb-i ileyh. Ve es'eluhu t-tavbete vel-mağfirete vel-hidayete lenâ innehu huvel-tevvâbur-rahîm. Ya Rabbel Alemin, bu ana gelinceye kadar bilerek ya da bilmeyerek, İsteyerek ya da istemeyerek işlediğimiz, yaptığımız bütün kusurlarımız, hatalarımız, günahlarımız için senden af diliyor, tövbe ediyor, bir daha bu hataları, bu kusurları işlememeye azmediyor, sana söz veriyoruz Rabbim. Bizleri bu azmimizle sebat edenlerden eyle. Sözlerine sadık kalanlardan eyle, tövbelerimizi kabul ve makbul eyle. Âmentü billah
ve bima caa min indillah. Âmentü billah ve bima caa min indi Rasulillah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Tövbelerimizin kabulü için şu mübarek günde, şu mübarek günün şu iftara yakın saatlerinde yaptığımız, yapacağımız dualarımız, ibadetlerimiz, Kur'an tilavetlerimizin kabulü için, bu mübarek ayın bizler için hayırlara vesile olması için, köyümüz için, milletimiz, devletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olması için bir dahi beraberce kelime-i şehadeti okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Değerli kardeşlerim, Rabbim tövbelerimizi kabulle makbul eylesin. Kabul eylediği tövbelerin, nedametlerin arasına dahil eylesin. Bu ay rahmet ayı, mağfiret ayı, affolunma ayı. Rabbim affeylediği kullarının arasına bizleri, sizleri, tüm gelmişlerimizi, geçmişlerimizi dahil eylesin, nail eylesin inşallah. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, muhterem dostlar. Bu aya Kur'an içinde Bakara suresinde anlatıyor Cenab-ı Allah. 283. ayetle başlayıp devam eden bölümde anlatıyor. Bu ay için Allah diyor ki, değerli dostlar, içinde hak ile batılı birbirinden ayıran, eğriyi doğrudan ayıran, iyiyi güzeli çirkinden ayıran ve insanları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura, batıldan hakka doğru götüren Kur'an'ın indirildiği aydır diyor Cenab-ı Allah. Kardeşlerim, Kur'an'ı böylece aynı zamanda Rabbim bize tanıtmış oluyor. Hakkı batıldan ayıran, insanı karanlıktan aydınlığa götüren kitap. Hepinizin malumu olduğu üzere İşte bu kitap böyle bir ayda Resulünün ifadesiyle bu ayın son 10 gününün içerisindeki bir gecede, ola ki büyük bir ihtimal bu gecenin tek olan gecelerinde, yani 21, 23, 25, 27, 29 gibi. Kuvvetle muhtemel de bu gecenin 27. gecesi olduğunu haber vermektedir Allah Resulü. Bizler de işte böyle mübarek bir ayın, böyle mübarek olan son günlerine artık girdik. Son günlerini beraberce yaşıyoruz. Bu gecelerde Kur'an'ın kendisinde indiği geceyi arıyoruz. Aslında Ramazan'ın her gecesini, ömrümüzün her gecesini böyle bir gece bilip öylece değerlendirmek gerekir. Müminin günü de gecesi de Kur'an ile olmalıdır. Allah Kur'an'da ne demiş? Ne emretmiş, ona göre mümin hayatını idame ettirmeli, nelerden uzak kalmamızı istemiş, bizlerden neleri nehyetmiş, ona göre onlardan sakınmalı, onlardan kaçınmalıdır. Sözü çok fazla sohbeti uzatmamak için ben Kur'an'ın önemine değinmek istiyorum kısaca. Şimdi değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, genç kardeşlerim, bu aya yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Ne diyor Cenab-ı Allah? 11 ayın sultanı diyor. 11 ayın sultanı diyor. Bu ayı Ramazan kılar. Bu ayı diğer 11 ayın üzerine çıkarıp da onu 11 aya sultan kılan Cenab-ı Allah niçin böyle yapıyor? Bu ayı neden diğer aylara sultan ediyor?
İşte bu ayın içerisinde hak ile batılı birbirinden ayıran, eğriyi doğruyu ayıran, insanları dalaletten, karanlıktan aydınlığa ve nura götüren Kur'an'ın inmeye başlamış olmasıdır. İnmiş olmasıdır. İnzal olunmuş olmasıdır. İşte o geceye Kur'an'ın inzal edildiği bu ayın o gecesine Kur'an ne diyor? Kadir suresinde İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Kadirli gece. Aziz müminler, biz onu kıymetli, kadri büyük, değerli bir gecede indirdik diyor. O gece işte bu Ramazan'ın son günlerinde adına Kadir Gecesi deniyor. Ve o geceye Kadir suresinde Rabbim diyor ki, bin aydan daha hayırlı olan bir gece, bin aydan daha hayırlı, yani bir ömür, ortalama bu kıyamet nesli dediğimiz Muhammed ümmetinin yaşadığı ortalama bir ömür demektir. Bir zaman demektir bin ay. İşte bu geceyi bin aydan daha hayırlı diye bizlere tarif ediyor. Şimdi kardeşlerim, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılan şey nedir? Bunu bir aydan daha fazla üstün tutan şey nedir? Bunu değerlendiren nedir? İşte o gece onda inmeye başlayan Kur'an'dır değerli kardeşlerim. Şimdi aziz kardeşlerim, Kadir gecesinde bu Kur'an Hira mağarasında Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ondan önceki adı Muhammedul Emin, Ebul Kasım Muhammed Aleyhisselam'a bu Kur'an Cibril vasıtasıyla İkra bismi rabbikellezi halak diye inzal olunmaya başladıktan sonra o Allah Resulü Muhammedul Emin olan Allah Resulü alemlere rahmet oluyor. Alemlere rahmet oluyor. Sadece insanlara değil, sana bana değil, tüm alemlere rahmet ilan ediliyor. Allah Resulü'nü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Muhammedul Emin Ebul Kasım'ı alemlere rahmet kılan, yaratılmışların en hayırlısı kılan, eşref-i mahlukat eden, en şereflisi, en hayırlısı kılan, işte ona ikrak diye başlayan Allah'ın kitabının ona arz edilmiş olması, onun da onu kabul etmiş olmasıdır. Şimdi aziz kardeşim, değerli dostlar, bu Kur'an indiği ayı 11 ayın sultanı yapıyor. İndiği geceyi bin aydan hayırlı yapıyor. İndiği kalbi, indiği akıl olan aklı, kalbi Muhammed Aleyhisselam'ı alemlerin, yaratılmışların en şereflisi yapıyor. O zaman gelin dostlar, değerli kardeşlerim, Esenli Köyü'nün değerli sakinleri, bizi izleyenler, geliniz şu ay bitmek üzere ama zaman hala var, fırsatlar elden gitmiş değil, hala fırsatımız var iken şu Kur'an'ı sadece okuyup geçmeyelim, sözü gırtlarımızdan aşağı manası geçmeyecek şekilde kuru kuruya okuyup gitmeyelim. Rabbim bize neler anlatmış. Bu Kur'an'ı o geceye indiği gibi, o aya indiği gibi kalplerimize indirelim, gönüllerimize indirelim, aklımıza, fikrimize indirelim, damarlarımızda kanımıza indirelim, tüm uzuvlarımıza, ellerimize, ayaklarımıza, dillerimize, gözlerimize, kulaklarımıza indirelim. Bütün bu uzuvlarımızı, kalbimizi Kur'an'ın istediği gibi, Allah'ın razı olduğu gibi, Resulü'nün bizlere anlattığı, tavsiye ettiği gibi yaşamaya, yaşatmaya gayret gösterelim. Rabbim Kur'an ile hasbihal olanlardan eylesin. Rabbim Kur'an'a dost olanlardan eylesin. Allah Resulü'nün ahlakı sorulduğunda Ayşe annemize, siz Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an'dır, Kur'an'dır der. Şimdi aziz kardeşlerim, Allah Resulü'ne İslam ümmeti, ona Allah Resulü'ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yaşayan Kur'an denir. Canlı Kur'an denir. O Kur'an ne varsa ona bizzat yaşamıştır. Eksiksiz gayrısız yaşamıştır. Bizler de ona layık ümmet olmak için
Kur'an'a göre yaşamaya, Resulünün yaşadığı gibi yaşamaya, sünnet-i seniyyeye bağlı olarak kalarak Resulünün Kur'an'ı yaşadığı gibi yaşamaya gayret gösterelim aziz kardeşlerim, değerli müminler. Rabbim iyi günlerde, iyi zamanlarda sizlerle buluşmayı, sohbet etmeyi, Kur'an sizlerin canlı olarak yanınızda sizlere dokunarak Kur'an okuyabilmeyi, Kur'an tilavetinde bulunabilmeyi Rabbim bizlere de nasip eylesin. Birazdan başlayacağımız Kur'an tilavetini de bizlerden kabul ve makbul eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, bu ay içerisinde dostlarımız Kur'an tilavetinde bulunmuşlar, hatim okumuşlar. Bunların bir kısmını dualarımız da bizden istenmekte. Önce bu kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, onlar Kur'an tilavetine başlarken mutlaka kalplerinden geçen, akıllarından geçen bir niyetleri vardır. Ne niyetle okumuşlardır? Mutlaka gelmiş geçmişlerine sevabını bağışlama niyeti vardır. Ama şunu hep bilelim ki, öncelikle niyetimiz kendimiz olsun. Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Kur'an'ı anlamak olsun. İşte sizin bu niyetiniz neyse, Rabbim o niyetinize göre sadakallahu'l-azim dediğinizde onu taksim edecektir. Biz yine de sizlerin arzusu üzerine dualarımızda bu hatimlerinizi de duamıza iştira etmek suretiyle sizlerle paylaşacağız. Rabbim şimdiden o hatim sahibi kardeşlerimizin hatimlerini ve burada da tilavet edeceğimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı bizlerden kabul ve makbul eylesin inşallah. Şimdi Kur'an'a başlamadan önce sizlere de bir tavsiyede bulunmak isterim. Bilelim ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü öyle diyor, din nasihattir. Birbirimizi nasihatlerimizden mahrum bırakmayalım. Birbirimizi öğütlerimizden mahrum bırakmayalım. Allah kitabında birçok ayet-i kerimede sizleri bizleri tarif ederken onlar birbirlerine iyiliği emrederler, birbirlerini iyiliğe çağırırlar, birbirlerini kötülükten, münkerden nehyederler, alıkoyarlar, sakınırlar, korurlar diyor değerli müminler. Değerli kardeşlerim, o zaman öğütlerimizden, nasihatlerimizden, dualarımızdan birbirimizi ayırmayalım, mahrum bırakmayalım, birbirimizi her daim nasihat edelim. Bu akşam buradaki sözlerimizi işte bu nasihatten sayın. Kusurumuz, eksiğimiz var ise Rabbim affeylesin. Sizlerin de hoşgörünüze sığınıyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, uyumanızı, bakmanızı özellikle istirham ettiğim size bir iki ayet-i kerimeyi arz etmek isterim. Birincisi Cenab-ı Allah kesinlikle muhakkak kurtuluşa ermiştir diye başlayıp da onlar oranın varisleridir ki Firdevs cennetlerinde orada ebedi kalacaklardır diye anlattığı, tarif ettiği mümin kullarından bahseder. Müminun suresi 343. sayfeden başlar. Müminun suresinin ilk 11 ayeti. Burayı okumanızı, üzerinde manasını değil sadece, açıklamasını yani tefsiriyle beraber bir 10 dakikanızı alır, Google amcaya da baksanız orada yazar. Bakın, üzerinde tefekkür etmenizi, düşünmenizi istirham ediyorum. Özellikle bayan ve genç bayan kardeşlerimizden de ben istirham ediyorum. Onların da hasreten özellikle Nur suresi 31. ayet-i kerimesiyle Ahzab suresinin 59. ayeti kerimesini okumalarını, burada ben anlatırım ama zaman yetmiyor Kur'an tilavetine. Burada iftar Giresun Görele'de 7.44'te olacağı için o zamana kadar duamızı bitirmek istiyorum. Çeyrek geçe başlamak istiyorum Kur'an tilavetine. Ben onun için burada buraları sizlerle paylaşma imkanım, zamanım el vermiyor. Başka zamanda inşallah yine sohbet ederiz de bayan kardeşlerime özellikle selam ediyorum. Onların evde, dışarıda nasıl giyinmesi, kuşanması gerektiği ile ilgili olan ayetlerdir. Nur suresi 31. ayet-i kerime tekrar ediyorum ve Ahzab suresi 59. ayet-i kerime. Buralara da bakmanızı istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Rabbim kabul ve makbul eylesin inşallah. (Gülüyor)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من مثله ما يركبون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أضعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
ve lehum fiha menafi'u ve meşarib efela yeşkurun وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udü bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة حتم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ستار العيوب وغفر الذنوب olan جناب ذو الجلال والإكرام cümlemize medede inayet ve lütfi hidayet nasip eyle. Ey kainatı yoktan var eden, her şeyi emrimize yar eden ulu Allah'ım. Lütfun ile bize bahşettiğin bunca nimetlere karşı layıkı ile şükretmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Bizleri, milletimizi, vatanımızı, yurdumuzu yardımsız bırakma Allah'ım. Dualarımızı kabul ve makbul eyle Allah'ım.
Ey bütün dertlere şifa bahşeden Rabbim, şu mübarek günler hürmetine, şu mübarek günlerde inzal eylediğin Kur'an hürmetine, hasta gönüllerimizi ve hasta gönüllere şifa nasip eyle, onları Şafi ismi şerifin hürmetine iyileştir ya Rabbi. Dertli kullarına deva nasip eyle ya Rab. Bütün işlerimizin akıbetlerini hayır eyle Allah'ım. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler nasip eyle. Ve bizleri cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, evlatlarımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi, sevildiklerimizi, sana iman eden bütün kullarını, hesap gününde bağışladığın kullarının arasına dahil eyle ya Rab. İlahi alemin, şu mübarek günde kitabı Kur'an'ını hatmeden bütün kardeşlerimizin hatimlerini ve burada tilavet eylediğimiz Sure-i Yasin'i, Sure-i Şerifeleri ve aralarında getirdiğimiz tekbiratları vahdaniyeti ilahiyen, samadaniyeti sübhaniyen hürmetine dergah-ı izzetinde kabule makbul eyle. İlahel alemin, bu günlerde, bu aylarda, bu gecelerde inzal eylediğin kitab-ı Kur'an'ının hükmünce yaşayabilmeyi bizlere, ailelerimize, nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. İlahel alemin, sırat-ı müstakim üzere yaşayıp iman ile Kur'an ile huzuruna varabilmeyi cümlemize, şurada amin diyen, bu duaya iştirak eden kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. İlahel alemin, Habibin Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bu ayda oruç tutan ümmetini müjdelemek için der ki, oruçlu müminin iki sevinci vardır. Biri iftar ettiği vakit, biri de Allah'ın huzuruna vardığında, orucunun mükafatını aldığında olacaktır der. Rabbim, nice iftarlar ettik. Bu dünyada bu sevinci bizlere tattırdın, sana hamdolsun. Yarın mahşer gününde huzuruna vardığımızda, tuttuğumuz oruçlarımızın bolca mükafatını almak suretiyle, sevinçli olacak kullarının arasına, bahtiyar olacak, mes'ud olacak kullarının arasına bizler de dahil olmak istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle, o sevinçli kullarının arasına bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Yine Resulün der ki, Allah'ım cennette öyle bir kapı var ki adı Reyyan. Bu kapıdan ancak oruçlular çağrılır. Oruçlular bu kapıdan cennete girebilir. Allah'ım yarın o gün geldiğinde Reyyan kapısının bekçileri tarafından ismi okunacak olanların arasına bizleri de kabul eyle. O Reyyan kapısından cennetin Reyyan bahçelerine girmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Allah'ım bu ayda Kur'an tilaveti yapan, Hatm-ı Şerif okuyan kardeşlerimizin niyetlerini hasıl eyle. Niyetlerini halis eyle. Kendilerinden hatimlerini kabul ve makbul eyle. Onların hatimlerinden, bizim okuduğumuz buradaki Sure-i Yasin'den, Sure-i Celil'lerden hasıl olan sevabı Peygamberimiz Efendimiz başta olmak üzere, bütün peygamberlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, ikram eyle. Cümlesinin şefaatinden nasiplenmeyi cümlemize ihsan eyle ya Rabbi. İlahel alemin yine hasıl olan sevabı, vatan için, din için, mukaddesat için, ezan için, bayrak için, milletimiz için, namusumuz, şerefimiz için, hudutlarda, yurdun içinde ve dışında canlarını feda eden bütün şehitlerimiz ve tüm İslam şehitlerinin ruhlarını da hissedar ve nasipdar eyle. Ya Rabbel Alemin, bu hatmi şerifleri tilavet eden kardeşlerimizin
Ve burada bizler de tilavet eylediğimiz Yasin-i Şerif'ten, Sure-i Celil'lerden getirdiğimiz tekbiratlardan hasıl olan sevaptan, bu hatim sahibi kardeşlerimizin ve şurada amin diyen kardeşlerimizin ebediyeti irtikal etmiş olan aba ve ecdatlarından, evlad üyelerinden, akrabayı talukatlarından, sevip sevildiklerinden, bütün mümin gelmiş ve geçmişlerinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yine köyümüz Hesenli'den, orada ikamet eden, onun nüfusuna bağlı olan ve o köyden ahirete göç etmiş olan ve o köyden yine başka yerlere geçip göç edip de oradan ahirete göç etmiş olan bütün komşularımızın, köylülerimizin, dostlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle. Makamlarını tüm ölmüşlerimizin âli eyle. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbel Alemin. İlahel Alemin. Bizler de sayılı nefeslerimizi tüketip ömürlerimizin o son anlarına vardığımızda bizleri nefsimizle baş başa bırakma. Bizleri yardımsız koyma. İman ile ruhlarımızı, emanetlerimizi verebilmeyi bizlere amin diyen kardeşlerime nasip eyle ya Rabbi. Ol kelime-i tayyibe-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapayıp huzuruna varanlardan eyle ya Rabbi. İlahel alemin, burada yaptığımız dualarımızı, okunan Kur'an-ı Azimüşşanları, dergah hizmetinde kabul olan dualardan eyle ya Rabbi. Şefaatine nail olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rahmetine, mağfiretine nail kıldığın kulların arasına bizleri de kabul eyle ya Rabbi. Tüm günahlarımızı affa mağfiret eyle ya Rabbi. Tüm gelmiş ve geçmişlerimize ayrı ayrı rahmet eyle ya Rabbi. İlahel alemin, bizleri sağlık, afiyet içerisinde daha nice Ramazan-ı Şeriflere kavuşanlardan eyle ya Rabbi. Ramazan-ı Şerifleri en güzel şekilde değerlendirenlerden, karşılayanlardan, yaşayanlardan eyle ya Rabbi. İlahel alemin, bu zor günlerde vatan için, milletimiz için, sağlığımız, sıhhatimiz, afiyetimiz için gece demeden, gündüz demeden gayret gösteren sağlık görevlilerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza da yardım eyle. Emeklerini zayi etme ya Rabbi. Onları muzaffer eyle ya Rabbi. Bu salgın hastalıktan milletimizi, alemi İslam'ı ve tüm insanlığı kurtar ya Rabbi. Dualarımızı kabul eylediğin duaların arasına dahil eyle. Amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dostlar, kardeşlerim, dualarımızın kabul olması için, günahlarımızın affa mağfireti için, tüm gelmiş ve geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha ma salavat. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli köylülerim, değerli izleyenler, Allah kabul ve makbul eylesin. Hepinize sağlık, afiyet, mutluluk, huzur diliyorum. Ramazan-ı şerifleriniz hepimiz için hayırlara vesile olsun. İftarlarınız hayırlı olsun. Şimdiden Kadir Geceniz ve Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar, iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla, afiyetle kalın inşallah.